Merhabalar arkadaşlar. Ben iRacing. Ben Kick. Artık ne demek isterseniz efendim. Kick'ten ufak tefek, Kick'te yaptığımız yayınlardan ufak tefek size kesitler sunacağım birazdan ama bir de sonuna bonus bir yarış ekleyeceğim. Burada Kick sayfamı görüyorsunuz. Kick'te yayınlara başladık. Biliyorum Twitch'te beni arıyorsunuzdur muhtemelen yayınlara başladığımdan beri ama Kick'teyiz arkadaşlar. Kick.com/SezerUnlu. Aşağıda açıklama kısmında linkimi de bulabilirsiniz. Oraya gelirseniz çok mutlu olurum. Orada bir şey de hazırlayacağım. Bir program da yapacağım. Haftalık bir yayın programı. 2 günde bir muhtemelen yayınlar olacak. Onu da şuraya ekleyeceğim. Yine hakkımda kısmında bulabileceksiniz. Onun dışında Discord'da da zaten yayına girmeden önce paylaşıyorum. Bilgisini vermek istedim. Şimdi Kick'teki yayın anlarına gidelim efendim. Dur bakayım. MX-5 kapa girmek istiyorum. Dur. Bak hayalim bu ya. MX-5 kapa gireceğim. Hayalim bu. Dur Daytona yazalım. Daytona daha iyi. Dur. Bak, hayalim bu ya. Hayalim şu ya. Hayalim. Bak hayalim böyle işte spin atmak, anladın mı? Hayalim bu kardeşim ya. Hayalim bu ya. Bak hayalim bu işte. Tam olarak bu. Yes biz. Sen daha 17 yaşındasın abi. Ben büyüyünce yaparız. 3 klas yarışıyorlar. Hepsi radikal çok enteresan. Hayal, bak arka tamponlar niye kırık biliyorsunuz değil mi? Bak arka tamponlarını görüyor musunuz? Çoğunun kırık bak. Arka tamponu görüyor musun? Paraşüt gibi olmuş. Sebebini birazdan göreceksiniz. Herkes birbirini ittiriyor arkadan çünkü. Baksana. Şu arka tampona bakar mısın abi? Gözümü seveyim. Allah aşkına ya. Bu arka tamponu böyle nasıl yaptın ya buraya? Bu adamın burada işi yok kanka. Yiğit. Sonuna kadar haklısın kanka. Airborne kazayı sen yaşamışsın. Allah. Adamla top gibi oynamışlar ya. Yemin ederim rövaşataya kalkmış birisi de. Bak bak. Rövaşataya kalkan da şu. Dur. Rövaşataya kalkmış bak şu. Şu adam rövaşataya kalkmış. %100 Satido haksız mı? %100 Satido haksız mı? Nasıl ya? Nasıl haksız ya? Nasıl yani ya? Böyle bir şey mümkün mü ya? Adamı sektirmişler hocam. Ben burada... Ya operayı kapatmışım ya. Ya operayı kapatmışım ya. Çiti takip edemiyorum. Adamı sektirmişler. İsteğini bir ayrı açıklarım. Abi DC gel. Emre abi çok acil. Çok acil DC gelmeni istiyorum. DC'de buluşalım Emre abi. Çok acil. Yayın odasına geçiyorum. Yayın odasına gelme hakkın yoksa da başka odaya geç çekeyim seni. Ayrıca veririz sana. Aylık oynamışlar. Ekibe gir bir yere çekeyim oradan seni. Sonuna bakasın. Bakacağım. Sağ ol Emrem. O bölge kullanılıyor çünkü. Solda gördün mü kaçacaksın sağa. Gel. DC. Emre abi. DC'de açıkla bunları. Bunları DC'de açıkla. Böyle olmaz. Böyle yazıyla olmaz. Ama gelmiyorsan da haber ver. Ona göre hızlıca başlamam lazım. Gelemiyorsan. Çünkü Emre abi aynı zamanda çalışıyor arkadaşlar şu an otelde. O yüzden gelememe ihtimali de yüksek yani. Bekle. Tamam bekliyorum. Bekle. Çok konuşma bekle Sezer. Öyle söyledi. Çok konuşma bekle. Asamı da bozma halde. Öyle söyledi. Yetkilerle şu an uğraşamıyorum. Yetkin vardır diye tahmin ediyorum ama yoksa da çekerim ben seni. Adamsın. Şaka yapıyorum. Emre abi şaka yaptığımı biliyorsun ya. Makara yapıyoruz ya. Chat'teki herkes biliyor değil mi makara yaptığımı? Goy goy aldı mı? Herkes bilmiyormuş. Tamam. Okey. Yo ciddiydin abi. Gayet de ciddi gözüküyordun abi. Emre abi hoş geldin abi. Merhabalar. Nasılsınız abi? Bulduk. Hoş bulduk Sezer'cim. Sen nasılsın? Abi teşekkür ederim. İyiyim. Çok şükür. Kick falan yayın. Platformlar. YouTube falan öyle. Ben sana Allah yayın açtım. İstersen belaysız gör. Allah razı olsun. Abi teşekkür ederim. Direkt sana yayın açtım. Daha da hızlı bakabilirsin diye. Teşekkür ederim. Şimdi şey olmaz. Bu bölgede şöyle söyleyeyim. Tamam. %100 değil %1000 Satido haksız. Tamam. Şuradan çünkü bakalım şöyle. O bölge kullanılıyor Sezer geçişte. Haa. Olay orada zaten. Tamam. Aynen. Geçişte kullanılıyor. Buradan dalarsın. Aynen. Oradan dalıp çapraz içeri tekrar girebiliyor geçtikten sonra. Sen şimdi adamı gördün orada. Açılacaksın hafif. Girecek çünkü. Gerçekten daha girmek zorunda değil mi? Hayır adam da tam dönememiş ama yani Satido görüyor bunu yani. Hani buradaki sıkıntı şu. Satido'nun boşluk bırakması gerekiyor. Aynen %40 yazarım Satido'ya. Bu adam sola girdiyse sağa geçmeye hakkı var %100.
Var, var. Aynı şey gibi. Emniyet şeridinden ovalde. Polis gibi. Aynen. Ovalde kullanılıyor çünkü geçiş için oralar. Tony Kanaan da yapıyor bunu. Şey de yapıyor. Neydi? Girdiği zaman ara ara Dan Suzuki de yapıyor. Evet. Tony de çok bunu... gördüm hele bak. Kanaan da deli gibi gördüm yani. Evet. Ben bunu ben de öğrenmiştim. Biliyordum aslında ama unutmuşum galiba. Biraz hafızamı ta... Denk gelirsen geçişlerde kullanabilirsin sen. Evet evet. Bir, aklıma komik bir şey geldi de anlık. Kusura bakma çok özür diliyorum abi. Şimdi eğer ben bu içeriye daldıysam sağdaki adamın mecburen en dışa açılması gerekiyor. Ben buradan bunu anladım. Böyle olması gerekiyor yani, zaten. Açılabildiği kadar. Evet evet. Ben evet. Bilmem o kadar da. Bu adamın ama her an sağ geçme hakkı var. Evet. Her Tatido an. Hatta orada şey gibi düşünmüş yani. Böyle de diyebilir miyiz Sezer? Sen buradan nasıl geliyorsun kardeşim? Evet. Ben seni bir cezalandırayım gibi. Bak biraz akıt. Biraz akıtayım abi bir saniye. Bak, evet musun? Abi. Yapmış. Yapacağını yapmış Tatido. Yani Tatido hiçbir şey olmasa bile bir şeyler olmuş. Tatido yapmış yapacağını abi. Çok büyük adilik bence. Yakıştıramadım ben yani. Tatido'ya. Öyle söyleyeyim. Ya biz burada zaten Tatido'yu her türlü haksız çıkaracağız. O da biliyor bunu da. Peki bu kazadan sonraki olaya ne diyorsun? Bak herkesin önünü kapatmış. Görüyor musun Tatido? İnsan bir bu kenara zaten, çeker değil mi? Kaza yaptın değil mi? Yani bu zaten büyük bir ihlal. Centilmenlik dışı hareket. Yani 6 ay yarışlardan men edilebilir bunun yüzünden. Herkesin önüne kırmış. İnşallah yani. Ailesi tam ban yemez. Çünkü hakikaten herkesin önüne kırmış direkt. Kapatmış yollarını yani. Baksana adamlar, adamlara bak. Adama ters yönden geliyor görüyor musun? Tatido. Bir de dönmüş ters yönden adama yani. Doğru geliyor. Ben abi, öldüm siz de ölün diyor burada. Postum. Çok ayıp ya. Gerçekten çok ayıp. Biraz daha akıtayım abi. Bak. Adamın bak. Halo da yok. Adamı öldürmeye çalışmış abi. Halo da yok. Bak görüyor musun? Yani bu zaten 10 kusurlu hareketin 11.'si. Çok yani, büyük. Gerçekten yakıştıramam. Pistin üstünde yapmış hakikaten. Pist üstü deriz ya. Pistin üstünde. Evet evet abi, evet. Bak görüyorsun. Yani havada bile sorun teşkil ediyor rakip. Çok biri. Yazıklar olsun. Gerçekten ben Tatido, yakıştıramadım. Sen, girme, girme kardeşim. Sen boş ver. Bak bu teller de yasak biliyorsun değil mi? En son NASCAR'da son turda birisi duvarları kullandı. Sonra yasakladılar sağ tarafı. Sezer bak görüyor musun? Tellerin arkasındaki seyircilerin hayatını bile riske etmiş. Oradan açsa bak görüyor musun bak orada? Koptum ya bir yerim. Yani kalabalık grup var yani. Evet evet. Neredeyse hapis cezası alacak bir yarış. Üç kişi öldürürdü yani Allah korusun. Allah göstermesin. Bak tellerin üstünden atlamaya çalışıyor fark ettin mi? Tabii. Ya yazıklar olsun ya gerçekten. Tatido burada bilincini tamamen kaybetmiş kaza sonrası. Ve eşyayı yaptığı harekete ne diyorsun abi? Paran da atıyor. Yani bu herhalde ben aslında araca çok hakimim. Araçta istediğimi yapabilirim. Devam etsem de bu yarışın birincisi olabilirdi mi? Yeteneklerini göstermeye çalışıyor gibi. Ya gerçekten hiç yakıştıramadım abi. Ama jimnastik yetenekleri var. Var yani. Var var. Kesinlikle var. Evet. Kesinlikle. Satizocuğum umarım tatmin olmuşsundur açıklamalardan. Hani bir arada anlatabilirim istiyorsan. Ama gördüğün gibi gene seni hatalı çıkardık. Burada hatalısın. Bir daha böyle hatalar yapma. Temiz yarış, safe yarış, gentleman yarış lütfen. Hiç kesinlikle. Yakışmıyor. Ben de yakıştıramadım. Yani sen kendin ölmek istiyorsan git duvara vur kardeşim. Bak kaç kişiyi öldürmüşsün orada ya. İnsanların ne suçu var ne günahı var değil mi abi? Tabii gerçekten abi. Ben de anlayamadım yani. Anlam veremedim. Çok büyük büyük ayıp. Ya, olay çok sıkıntı da GTP'de yapma bak bunları lütfen. Evet. Sana güveniyoruz. Ya GTP yani. Gerçekten orası daha da tehlikeli. Yani orada daha büyük yasaklar var çünkü. 3 aydan başlıyor orada değil mi? Ben öyle biliyorum. Tabii. Tahammüden adam öldürmeye kadar gider yani. Bak Bijon bak. Bijon ya. Yarışçının Bijon'u 3 aydan başlıyor. Yani GTP sürmenin keyfini de almış zaten. Söylüyor. Yani lütfen. Gereken müdahale yapıldığını düşünüyorum abi. Çok teşekkür ederim yardımların için. Bu konuda estağfurullah, ne demek. Biraz yardıma ihtiyacım vardı. Çünkü ben de hani ovale yeni giriş yaptığım için çok bilgi sahibi değilim. Tabii. Ben de Tony Kanaan'ın şeyi ustası ve mentörü olduğum için biliyorsun onu ben yetiştirdim. Oval hakkında çok bilgiye sahibim. Eşsiz bilgilerimle de hani chat'i aydınlatmak istedim. Yani maksat chat'ten de Satido'yu aydınlatalım. Evet evet Satido'nun öğrenmesi gerekiyor. Çünkü ileride başka yarışlar da yapacak şimdi. Yani böyle devam ederse olmaz abi. Haklısın. Tabii. Sen sür. Tapa gaz git ben sana arkadan yetişirim. Dert etme. Tapa gaz git. Fren hiç kesme. Fren yapma. Gaz da kesme. Ne güzel gidiyorsun be. Kardeşim senin... Baban da mı Cadillac'çıydı be kardeşim be?
Yalnız statüde çok hakim araç ya. Bu yarış baya güzel geçirmiş. Emre abi çok erken söylemedin mi bunu ya? Abi Emre abi sonuna kadar haklı bu arada ya. Sadido hakikaten aracı aşırı hakim, anladın mı? Bir dakika dur şöyle çekeyim de arabayı. 100 metre gittik Sadido'cum. Nereye gittin? Nereye gittin ya? 100 metre gittik ya. Az bir şey arabayı sürelim. Gel yanıma. Gel yanıma. Alt F4 attı. İnanılmaz. Bunun HUD'la alakası yok sanırım. Bu yağmurla alakalı. Spray efektle alakalı bir şey galiba. Mert. iRacing'in böyle bir HUD'u mu geliyor? Çok çirkin bu arada ya. Aşırı çirkin abi. Çok çirkin ya. Fazla çirkin ya. Çirkin değil mi arkadaşlar? Ben çok çirkin. Black Box'ı değiştirmişler bu arada. Black Box'ı da şey gibi yapmışlar. Satıdacım. Bekle ben de geleceğim ya. Bir yarış daha yapalım, sonra hep beraber geçeriz Assetto Corsa ya. Sıkılma çabuk. Güzel mi? Abi bilmiyorum ya. Bak bu arayüz çok güzel olmuş. Bak bu arayüz çok güzel. Ama buradaki sıkıntıyı söyleyeyim mi sana? Buradaki sıkıntı çerçevelerin çok büyük olması. Böyle 98'den kalma çerçeveleri kullanmışlar, anladın mı adamlar? Böyle kalın kalın çerçeveler, büyük büyük yazılar. Sanki böyle 45 yaşındaki sürücülere göstermeye çalışıyor. Yok ya, bizim ligin yarışını hazırlıyorum. Sen bilirsin. Ama güzelmiş. Güzelmiş. Replay ekranı da değişmiş. Güzel olmuş aslında. Güzel, tatlı duruyor. Tatlı duruyor. Sarabilir. Safety car geliyor. 10 saniyesi kaldı. Sonra bir 5-6 saniye içinde de biz yola koyulacağız. Ben biraz yavaştan alırım kendimi. Hani millet gitsin en arkadan başlayayım diye özellikle. Muhtemelen öyle yapacağım tahmin ediyorum. Evet. Yaklaşık 7 saniye sonra kalkışa hazırız. Ben kalkmıyorum dediğim gibi. Biraz bekleyeceğim. 7 saniyede kendime vereceğim, öyle söyleyeyim. Herkes bir gitsin. Herkes bir gitsin. 7 saniyede kendime verdim. Abi bu nasıl kalabalık? Bu nasıl kalabalık? Bu nasıl kalabalık abi? Bunlar bir gitsin abi. Bak bekledim yani. Hepsini bekledim kanka yani. Artık kaza yapmak istemiyorum. Yeter. Yeter be, yeter. Her günüm kaza dolu. Hadi bakalım. Arkadaşlar tahminleri alalım. Kaçıncı oluruz? Kaza yapar mıyız? Yapmaz mıyız? Bunları bekliyorum sizlerden tahminlerinizi. Hadi bakalım. Güzeliz, güzeliz. İnanıyorum. Thank you.
Araba sesini biraz arttırdım. Siz duyamıyordunuz muhtemelen. O yüzden arttırdım. Daha net olsun diye. Aa, önümüzde polis aracı var. Devrem, ne yapıyorsun burada ya? Ben de bu köşede radar yapıyordum, biliyor musun? İnanır mısın ya? Tam bu köşeydi Devrem. Nasıl gidiyor işler güçler? Olay mı var böyle koştura koştura gidiyorsun, hayırdır? Bir sıkıntı varsa ben de geleyim. Eyvallah Devrem, teşekkür ederim yol için. On the left diyor. Eyvah, karoseldeyse var ya, büyük yandık. Güzel. Tamam, güzel. Bir kişi daha eksildi. Birer birer masadan eksiliyor dostlar arkadaşlar. Güzel, güzel. Parça parça erimeye devam ediyor arkadaşlarımız. Harika. Oy, burada da kaza olmuş. Güzel. Bir kişi daha. Tamam, harikayız. Şu ana kadar çok güvenli, çok temiz bir yarış ortaya koyduk. Harika gidiyoruz. Yine spin geliyordu vallahi. Kaçıncı olduğum hakkında hiçbir fikrim yok şu an. İlk tur bittikten sonra göreceğiz onu. Muhtemelen ilk 10'a girmişimdir ama. Tahminime göre. Güzel. Bir kişi daha. On beşinci olmuşuz ya. Daha azmış ya. Ben ilk ondayızdır diye tahmin etmiştim. O kadar çok araba geçtik ki. Adam bana yol vermek için kendim duvara fırlattı ya.
Arkamdaki adamdan kaçmam lazım. Güzel. Biraz daha uzayabilirsek iyi olur. Güzel, harika gidiyoruz abi, harika. 13.'yüz. En azından kazasız belasız gidiyorum şu an için. Bu güzel bir haber. Hata bile yapmadık diyebilirim yani. Evet, SimHub'dan yaptım onu Mert. SimHub diye bir uygulama var. Bir ara rehber videosunu çekeriz olmadı onun da ya. Dert değil yani. Bedava bedava. Sence ben para verir miyim abi ya? Ailesi güveneyim bile yok, adam bana diyor ki bedava mı diyor. Tabii ki bedava bu. Ben koltuğu ortaya almayı seviyorum uzun zamandır. O yüzden bir dashboard ihtiyacımız vardı. Öyle bir şey yaptım. Şu an okuyamayacağım o mesajını. Viraj dönüyorum bura. Düzlüğe gelince bir daha atarsın o mesajı, okurum, olur mu? Şu an okuyabilmem imkansız yani. Hata yaparız.
Ne güncellemesi geliyorum, şu haberim yok bu arada. Okuyabildim azıcık. Hiçbir bilgim yok güncellemelerle ilgili. Neye güncelleme geliyormuş? iRacing mi? Oy ne güzel bir kalabalık ya. En sevdiğim ya. Cups tarzı hurt getiriyorlar. Mantıklı olur sonunda. Ya Cups'ı kullanmak istemiyoruz abi, yeter. E ne olacak şimdi burada? Büyük kıyamet kopacak ha. Bu kadar araba niye arka arkaya abi? Bu kalabalığa girmeli miyim ya acaba? Girmesem mi yoksa? Karar veremedim. Olur olur. Sen DC'ye at, yarış bittikten sonra da hatırlat bakalım. Ne kadar güzel kapışma var burada ya. Hoşuma gitti. Burada kesin birileri ölecek yani. İnşallah ben ölmem ya Rabbi. Tamamen ciddi öyle söyleyeyim. Güzel, yine en azından yolda tuttuk arabayı. Burada yol vereceğim ama yapacak bir şey yok. Abi direksiyon yamuk, o yüzden ben kullandım ya. 5 dakika repair almamak için. Siyah bari kalsan da yarışı bitirebiliyorsun. Zaten yarış uçtur kanka. Geç hadi geç. Çok istiyorsan geç hadi. Ama sen de geç yani. O kadar boşluk bıraktım sana. Avantajına kullanman lazımdı yani zaten. Eyvallah, doğrudur Satıducuğum ya. O kadarsa 5 dakika vermesi gayet normal değil mi? Önümde büyük bir kaza olacağını düşünüyorum. O yüzden de biraz saldım. Hani o kazaya ben karışmayayım istiyorum. Son tur şeyinden, böyle heyecanından büyük bir kaza çıkar burada. Ama rekabet güzel, keyifli yani şu an. Çok gergin gidiyor şu an yarış be. Burası kaos kıyamet yani, yemin ediyorum bak. Bir kaza olursa 6 araç birbirine girer burada net.
Satido. Süreceksin abi. Sürmüyorsun şu an. Kaza yapıyorsun. Aynı şey değil. LMP3'ün Half-Life'ı var ya. 2 hafta bekle sürersin. Ticari bekleme yapma. Öyle bir durum var gerçekten burada ya. Abi niye bu kadar fazla araba arka arkaya gizli ya? Hadi kaza olacaksa olsun artık ya. Kaza bekliyorum yani. En arkada kaza bekliyorum şu an. Ellerimi oluşturuyorum. LMP3 iyidir Half-Life'da. Ya Mert ne anlatıyorsun ya garibim, kıyamam sana. Al işte ya. Satido, sürdüğün şeylere bak be kardeşim. Sen o yüzden 08'den çıkamıyorsun. İmola ne be? Çok garip bir kazaydı gerçekten. Spin attı orada. Nasıl becerdi bilmiyorum ama spin attı yani. Başarılı. Bakarız tekrarına birazdan. Ya sabahtan beri yer bırakıyorum sana. Sen de bana bırak be işte adam. Ne var ya? Ne var ya? Ne vuruyorsun ya? Sen de bana bırak işte, azıcık centilmen ol be eşek herif ya. Gerçekten ya. Ayıp bir şey ya. Sabahtan beri adama yer bırakıyorum ve adam inat etti yani, bırakmıyor yani, anladın mı? Çok sinirlendim bu adama. Şimdi rüzgarımı alacak gelecek, gelsin Allah aşkına. Özür babında salmadı, rüzgarımı almak için saldı Mert. Bu taktikleri unutmuşsun güzel kardeşim. Baksana şu yaptığı harekete bak. Neresi insanlık, neresi erkeklik yani, anladın mı? Ben de indiririm öyle adamı işte. Affetmem yani. Stopladım geçtim kardeşim, hadi eyvallah. Şöyle de kenara çekeyim. Geliyor, bana vurmaya geliyor kesin. Değer herif ya gerçekten yani. Böyle bir atak yok kanka, böyle bir savunma da yok yani. Gerçekten ya. Bir uyuz olmadım değil yani. Ufak bir uyuz oldum. Dur bir geri saralım, bir pozisyona bakalım. Baksana abi. Böyle bir dönüş mü var Allah aşkına? Böyle bir dönüş mü var kanka? Nereye dönüyorsun ya? Nereye dönüyorsun ya? Bak eğer böyle dönerse. Bak şimdi. Eğer böyle dönerse adam arabası duvara giriyor yani, anladın mı? Ne anlatıyor bu adam ya? Tipe bak ya, tipe bak tipe. Dur bakayım geriye sar. Şu pozisyonu görelim bir de. O kazada ne olmuş acaba? Öndeki adam mı spin atmış yoksa başka bir şey mi olmuş, onu merak ediyorum. Aa spin atmış, bayağı cayır cayır atmış ya. Bu da bana vurmuş. Geçmişim ama. Dive abi. Hayır ben dive atıyorum. Olabilir, ben dive atarım. Ama temiz bir dive yani. Öyle kirli bir dive değil yani Uğur abi. Hiç kabul etmem. Kirli bir dive değil. Bak ne güzel hatamı yapıyorum ben burada. Soktum içeriye kafayı. Şu an böyle içeriye doğru sokma hakkı yok ki bu adamın arabayı. Ben yanına geldim zaten adamın, anladın mı? Ben yanındayım zaten. O zaman DC'deki sohbetler. Hadi bakalım. You don't really want no problem.
You don't really want no problem.